Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek olan bir kanunu ya da bir torba yasamı artık ne diyelim bunu tartışacağız. Biliyorsunuz seçim vaatlerinden bir tanesi de üniversite gençlerine telefonların vergisiz bir şekilde satılmasıydı. Bunun gerçekleşmesiyle birlikte arkadaşlar pek çok telefonun fiyatında önemli seviyede düşüşler olacaktı. Biliyorsunuz son günlerde özellikle iPhone fiyatları aşırı derecede pahalandı ki bu zamların yenileneceği söyleniyor. Hatta iPhone 15 çıkana kadar ki biliyorsunuz Eylül'de tanıtılacak, Apple'ın Türkiye fiyatlarını bir kez daha güncellemesine kesin gözüyle bakılıyor. Bunun temel nedeni arkadaşlar tabii ki dolardaki, kurlardaki yükseliş ki kurlardaki yükselişin en azından bir süre daha da devam etmesi bekleniyor. Neden? Biliyorsunuz kısa süre önce yeni zam haberleri açıklandı. Asgari ücret sonrasında memur zamları açıklandı. En düşük memur maaşı 22 bin liraya tamamlandı vesaire. Derken tabii ki gelirlerdeki artış doğal olarak bizim ülkemizde nedense dövizde de bir artışa yol açıyor. Bu da doğal olarak teknoloji tarafındaki pek çok cihazın fiyatının artmasına zemin hazırlıyor. Şimdi arkadaşlar gelelim iPhone fiyatlarına. Halihazırda biz bu videoyu çökerken bir iPhone'un fiyatı, iPhone 14 Pro'nun arkadaşlar başlangıç fiyatı 61.499 Türk lirasıydı. Burada tabii ki 128 GB'lık bir versiyondan bahsediyoruz. Eğer bu bana yetmiyor diyorsanız o zaman 65.000-66.000 lira para ödemeniz lazım. Ama konumuz bu değil. Şimdi neden yarı yarıya düşüyor diyoruz? Bunu biraz açıklamak istiyorum. Biliyorsunuz ülkemizde vergiler çok fazla. Yani bir akıllı telefondan bile o kadar fazla vergi alınıyor ki arkadaşlar, verdiğimiz paranın neredeyse yarısı vergilere gidiyor. Bunu normal şartlarda bir teknoloji mağazasından telefon alırken ya da bir e-ticaret sitesinden telefon alırken fark etmiyoruz. Ama Apple'ın kendi sitesinde bir iPhone seçtiğimizde bize alt kısımda KDV ve yasal ücretleri direkt olarak gösteriyor. Yani diyor ki sen bu telefona 61.499 Türk lirası veriyorsun ama bu paranın diyor 29.162 Türk lirası benim cebime hiç girmeden KDV ve yasal ücretler olarak devlete aktarılıyor. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Eğer söz verildiği gibi telefonlar vergisiz olarak satılacak. En azından üniversite gençlerine en azından bir defaya mahsus. Hali hazırda şu anda 61.500 Türk lirasına satılan iPhone 14 Pro'nun 29.162 lirasını biz ödemeyeceğiz demektir. Bu da telefonun 32.000 Türk lirası gibi bir fiyata denk gelmesi anlamını taşıyor ki gerçekten rüya gibi. Bu fiyat iPhone 14 Pro alabilir miyiz? Bu şimdilik soru işareti. Neden? Tamam, bu söz verildi. Yerine getirilecek mi? Şu anda kulislerdeki bilgi arkadaşlar, Eylül ayında okullar açılmadan önce, yani üniversite öğrencileri derslerine başlamadan önce bu yasanın yürürlüğe gireceği ve üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere bilgisayar ve akıllı telefon alımında vergisiz bir şekilde fiyatlandırılacağı söyleniyor. Lakin burada önemli bir parantez var. Bu da bir fiyat sınırının getirilip getirilmeyeceği. Biliyorsunuz akıllı telefonlarda da aynı otomobillerde olduğu gibi bir vergilendirme söz konusu. Yani sizin bugün 10.000 Türk lirasına aldığınız telefona verdiğiniz vergiyle 60.000 lira ödeyip aldığınız bir iPhone'a verdiğiniz vergi tutarı aynı değil. Birinde %50'ye yakın bir vergi verirken diğerinde ise arkadaşlar verdiğiniz vergi oranı çok daha düşük oluyor. İşte bu noktada bir kısıtlama getirilirse ve denirse ki sadece şu vergi tutarındaki telefonlarda geçerli denirse o zaman tabii ki iPhone'u yarı fiyatına almamız bir kez daha hayal olacak. Lakin böyle bir durum söz konusu olmazsa, yani herhangi bir sınırlandırma olmazsa, o zaman üniversitede okuyan herkes tabii ki iPhone'u yarı fiyatına alabilecektir. Bu beraberinde neye getirir biliyor musunuz arkadaşlar? iPhone fiyatlarını özellikle ikinci elde ciddi şekilde düşmesine zemin hazırlar. Neden? Normalde bu telefon 61.500 lira değil mi? Bir üniversite öğrencisi bunu alıp da kullanmayabilir. Yani sonuçta buna yine az bir para vermeyecek. 30.000 lira para verecek. Ve bunu her üniversite öğrencisinin durumu kaldırmayabilir arkadaşlar. Bazı durumlarda şu formül ön plana çıkabilir. Atıyorum bir X öğrencisine durumu da yoktur diyebilirsiniz. Ya ben sana 15.000 lira para vereyim. Sen bana bu telefonu al ver. 15.000 lira da senin cebine kalmış olur. Ne olacak o zaman? Bu telefon 61.000 lira yerine 45.000 liraya alınmış olacak. Ya da bir üniversite öğrencisi ne yapar? Bu telefonu alır, 15.000 lira üzerine koyar ya da 20.000 lira üzerine koyar ki yine çok rahat bir şekilde satacaktır. 50.000 liraya satabilir. Burada akla gelen şey ne? Aynı pasaport kayıtlarında olduğu gibi arkadaşlar. Nasıl ki ülkeye girdiğinizde e-mail numarası pasaporda işleniyor ve o telefonu 3 yıl ya da 5 yıl, o süreyi tam hatırlayamıyorum, boyunca sadece o kişiye ait sim kartla kullanabiliyorsanız, belki aynı durum üniversiteler için de yapılabilir. Ve atıyorum
Ali aldı bu telefonu. Sadece Ali'nin sim kartlarında bu telefon çalışır 3 sene ya da 5 sene boyunca. O zaman bu satışın da önüne geçilmiş olur. Yani bu konuda şu anda pek çok soru işareti var. Ne deneyecekler, ne denemeyecekler bunu bilmiyoruz. Ama hiçbir şey denemeden direkt olarak dediğimiz gibi biz bu yasayı çıkardık. Dileyen, dilediği telefonu vergisiz bir şekilde alabilecek derlerse arkadaşlar. O zaman muhtemelen herkes, yani birçok kişi demiyorum bakın, herkes tercihini iPhone'dan yana kullanacaktır. Kimisi bunu satacaktır. Sattığı zaman da gerçekten ikinci elde, yani telefon muhtemelen kapalı kutu olacak ama ikinci el olarak satacak onu. Çok düşük fiyatlarla karşılaşabiliriz. Çok düşük dediğim tabi burada 61 bin lira mesela şu anda ne olur? 55 bin olur, 50 bin olur. Yani o anda piyasanın nabzına göre daha düşük fiyatlarla karşılaşacağımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Eğer bu video hakkında sizin de yorumlarınız varsa mutlaka aşağıda bekliyoruz. Kanalımıza destek olmak için bize abone olmanız yeterli arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.